sorulara değinmek istiyorum. Bugün Konu İstanbul Strateji Dergisi'ni konuşurken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dün kentsel dönüşüm kanunu diye alan afet riski altında alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun değiştirilmesiyle ilgili maddelerin geçtiği bir gün yaşadık dün. Bakınız, ben yeni hükümetteki bakan kabineler açıklandığından itibaren yaklaşık çok ilgili olduğumuz 8-9 bakanımızla yazıştım. Kendilerine hem telefonla hem fiziksel hem de yazılı olarak randevu taleplerinde bulundum. Bunlardan en önemlilerinden birisi de Çevre Şehircilik Bakanı ile olan görüşmemizdi. Çok sıcak karşılandık. Çok sıcak bir temas yaşadık. 2 saate yakında sohbet ettik. Ve sohbetimizin özü aynen şuydu. O odada hem ben hem burada olan olmayan bir kısım İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir kısım yöneticileri vardı. Özlü konuşmamızın şu, bizim konularımız var, maddelerimiz var, çözülmesini istediğimiz hususlar var. Bu konuların çözüme kavuşturulması ile ilgili karşılıklı bir görüşme heyeti oluşturalım. Ve bu konuda çok uyumlu bir şey yaptık, yani el sıkışması yaptık Çevre Şehircilik Bakanımızla. Çok mutlu oldum. Gerçekten de istişareler, görüşmeler başladı. Tabii bunun en önemli hususlarından birisi de kentsel dönüşümle ilgili sürecin yönetilmesi meselesiydi. Başka konularımız da var. Yani örneğin İstanbul bir afet anında en güçlü olması gereken hatlarından birisi itfaiye. İtfaiye memuru almamız lazım örneğimiz çok acilen. Ya da zabıta. Zabıta memuru almamız lazım. Yıllardır bekletiliyor. Talebimiz var. Ki daha önceki valimiz, şimdiki İçişleri Bakanımız da bunu konuştuk da bunun der olması lazım diye kendisinin de hararetli tarifleri olmuş Sayın Ali Yerlikaya. Bu ve buna benzer birçok maddemiz var. Bunların hiçbiri olmadı. Bakın bunların hiçbiri olmadı. Bir kere bunu bir yere koyalım. Rutinde bazı işlemler yürüdü. Ama en önemli konumuz bu kentsel dönüşüm meselesinde bir istişare ortamı sağlandı ki arkadaşlar bizim oluşturduğumuz kurulda birkaç kez bu toplantılara davet edildi ve gittiler, görüştüler. İstanbul'da yapıldı, Ankara'da yapıldı. Ama teklifimiz şuydu, Sayın Bakanım, İstanbul kendi özelinde bir deprem konseyine, deprem kuruluna, deprem başkanlığına, yani bunun içinde kentsel dönüşüm var, afet var vesaire ihtiyacı var. Bunun İstanbul'daki deprem meselesini bir beka sorunu olarak görüyorsak, İstanbul'daki deprem meselesini Türkiye için bir ekonomik mesele, büyük bir mesele olarak görüyorsak ya da güvenlik meselesi olarak görüyorsak o zaman buna ayrı bir hat açmamız lazım. Önerimiz şu, çünkü çalıştaylar yaptık, bir sürü toplantılar yaptık. Bunu daha önceki Çevre Şehircilik Bakanımıza da sunmuş birisiyim. Sunum yapmış birisiyim hatta briefing gibi. Bunun bir İstanbul Deprem Konseyi ya da başkanlığı şeklinde oluşan, hatta gerekiyorsa kanunla desteklenen bir pozisyonda ama birlikte çalışan, sizin koordinasyonunuzda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe belediyesi, İstanbul'un sivil toplum kuruluşları, karar alma mekanizmaları ayrı, istişare mekanizmaları ayrı olabilir. Bunlar çalışılır. Süreci tıkayan değil, sürecin önünü açan bir mekanizma kurulur. Bunlar çalışılır dedi. Meslek odaları, bütün insanların bir arada konuşabildiği bir mekanizmanın, yani şeffaflığın oluşturulduğu ama hızlı hareket etmemiz gereken yerlerde de kentin önünü tıkanmadığı, bu işin bir rant aletine dönüşmediği ama insanların yapılarının, binalarının bir an önce yıkılıp yapılması gerekiyorsa onu yapar. Ona finans bulan ki konseyin içinde finans kuruluşlarının olması gerektiğini, sigortacılık sektörünün olması gerektiğini,
müteahhitlik sektörünün olması gerektiğini de ilave ederek böyle bir şeyimiz var, hazırlığımız var. Detaylarını da kendisine aktararak talebimizi ilettik. Sonuç ne? Bizden bilgiler alındı, detaylar alındı, köşeye çekilindi, bir tane kentsel dönüşüm başkanlığı kuruldu. Ne kuruldu? TOKİ var ya, TOKİ gibi bir başkan. Şimdi şunu diyebilirler, biz iyi niyetliyiz, aslında sizin dediklerinizi aldık, onları biz kentsel dönüşüm başkanlığı üzerinde yapacağız. Ya arkadaş, siz kötü bir sınav vermiş heyetsiniz. Kaldı ki biz sizin niye iki planınızın arasında olalım? Birlikte yönetelim, birlikte karar alalım. İnsanların hakkını, hukukunu da koruyan, bazen vatandaşlarımız da yanlış yapabilir. İlla tutturuyor, mesela vatandaş diyor ki bir daire yerine üç daire ister. Ya bu yanlış, ona karşı da hep beraber duralım. Ama bunun yerine kentsel dönüşüm başkanlığı diye bir başkanlık kurup, ona göre bir kanun oluşturup, tabiri caizse yeni bir TOKİ kurdu. Haydi bak. Haydi bak. Yine aslında toplumun, milletin iradesini yok sayan, milletin taleplerini, isteklerini, başka kurumların taleplerini, isteklerini yok sayan bir aksı harekete geçirdiler. Değerli dostlarım, bakınız, bu anlayış biz yaptık oldu anlayış. Sen ne kadar konuşursak konuş, bizim dediğimiz olacak. Dediğimiz dedik. İşte İstanbul'u aşkımız diye diye ihanet ettik diye diye bunu da bize itiraf etmiş bir heyet olarak İstanbul'u getirdiğiniz durum bu. İstanbul'un tahrip edilmemesi için, İstanbul'un korunup kullanılması için, İstanbul'un yeni nesillere daha iyi koşullarda kavuşturulması için el ele olmalıyız, kol kol olmalıyız. Bu bir seferberlik işidir. Bu milletçe bir seferberlik işidir. Bu sadece hepimizin malı mülkü var. Bakın mal mülk meselesi değil. Bu yani devleti yaşatma meselesidir. İnsanı yaşatma meselesidir. İnsanı yaşatacaksın ki devlet yaşasın. Bu insanı yaşatma meselesidir. Bu alanda Koru İstanbul çalışmasını çok kıymetli buluyorum. En önemli çalışmalarımızdan biri olarak baş tacı yapacağımız, baş ucuna koyup bize kılavuz olacağını şimdiden görüyorum. Evet, çok sıkıntılar var. Evet, İstanbul'a vurulmak istenen darbeler ya da yaşatılmak istenen sıkıntıları henüz tamamlamadığını düşünen bir akılla, anlayışla karşı karşıya olduğumuzu, bu tehditle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ama bilsinler ki bu şehrin 16 milyon muhafızı var. Gönül birliği yapmış ve yol arkadaşlığı yapmaya kararlı. Siyaset üstü, partiler üstü, 50